İstanbul Muhafızları çocukken beynimizi toplayan ve ara sıra TRT Çocuk'a denk geldiğimizde izlediğimiz bir diziydi. Fakat aslında bu dizinin kanal değiştirmesi veya bir bölümün direkt yayından kalkması bir nedeni de bulunuyor. Evet, doğru duydunuz, bu dizinin bir bölümü bir sebepten dolayı daha önce yayından kaldırıldı ve daha sonra da kanal değiştirmek zorunda kaldı. Biz ise bu konuyu merak ettiğimiz için biraz araştırma yaptık ve gerçekten birçok şey öğrendik. Ve bakalım İstanbul Muhafızları'nın neden bölümü yayından kalktı ve daha sonra da aynı şekilde kanal değiştirmek zorunda kaldı. İstanbul Muhafızları yasaklı bölümü ve daha sonra kanal değiştirmesiyle gündemde kalan birçok olayı beraberinde getiren bir diziydi. Dizinin önce bir hikayesini kısa bir şekilde anlatalım ve daha sonra olayları daha iyi anlamaya çalışalım. İstanbul Muhafızları 4 çocuğun etrafında geçiyor ve bu çocuklar, yanlış bilmiyorsak, Mehmet, Elif, Ali ve Çiçek adındaki çocukların İstanbul'un muhafızlığını yapmasıyla devam ediyor. Ve düşmanları, yani Gürgen ve Azmi ile karşı karşıya geliyor ve genelde çıkan her bölümün konusu Gürgen ve Azmi'nin kötü planlar yapması ve bu çocukların onları durdurmaya çalışması üzerinden ilerliyor. Bahsedilen bölümde Azmi ve Gürgen Güney aynı şekilde kötü bir plan yapıyor ve bunun sonucunda bu çocukların karşısına çıkıyor. Fakat burada Azmi'nin elinde bulunduğu kağıtta bir takım yazılar yazmakta. Zaten tartışmaları başlatan şey de Atatürk'ün imzasının kötü adamların kağıdında ne işi olduğu. Bu yasaklı bölümün sanırım 7. bölüm falan da karşımıza çıkmış olması gerekiyor ve daha sonra TRT'nin yöneticileri bu sahneyi ve daha sonra da bölümü direkt yayından kaldırmışlar. Üstelik bu olay 2017'de olmuş ama yine de sıkça merak edilen bir konuymuş. Azmi'nin elindeki kağıtta Atatürk'ün imzası için daha sonra TRT bir tane de açıklama yapmış ve yaptıkları açıklamada yabancı bir çizerin yapmış olduğu bir hata olduğunu ve konunun Atatürk ile alakalı hiçbir şeyin bilmediğini söylemekte ve bundan dolayı özür dilediklerini açıklıyor. Bu olaylardan sonra biz o zamanlar bu konuları pek değinmesek bile TRT Çocuk bir noktadan sonra İstanbul Muhafızları'nı yayından kaldırarak bir nevi de olsun yayınlamaktan vazgeçiyor. Evet, aslına bakarsanız böyle bir şey yapıyorlar ve dizi uzun bir süre ortalıkta görünmüyor. Daha sonra ise İstanbul'un Muhafızları Minika Go adlı bir kanalda yer alıyor. Zaten Minika Go'yu çoğunuz biliyor. Kendi kanalı olmak üzere herkes de bunu bilmekte. İşte dediğimiz gibi daha sonra İstanbul Muhafızları Minika Go alıyor ve kendi kanalı üzerinden yayınlamaya başlıyor. Bu noktadan sonra birçok kişi neden İstanbul'un Muhafızları'nın Minika Go'da yayınlamasını anlamadı ve hatta bu olayı bizim sayemizde öğrenen birçok kişi bile bulunuyor. Yani aslında bu nedenden dolayı İstanbul'un Muhafızları bölümü yasaklandı ve kanal değiştirmek zorunda kaldı. Dizi şu anda ne yapıyor sorusuna gelecek olursak, bildiğimiz kadarıyla İstanbul'un Muhafızları hala Minika Go'da yayınlamaya devam ediyor. Hatta belli başlı filmleri bile bulunuyor. Fakat bu gündüz mü yoksa gece mi bilmiyoruz. Yani sonuç olarak pek fazla Minika Go'yu tanıp izlemediğimiz için dizinin gündüz veya gece mi yayınlandığı bilinmiyor. Çünkü Disney Channel'ın kapanmasından sonra pek fazla çizgi dizi kanallarına bakmıyoruz ve sadece ara sıra Cartoon Network'ün geceleri izliyoruz ve eski yapımlara bir göz atıyoruz. Yani şu anda İstanbul'un Muhafızları Minika Go'da devam ediyor mu? Muhtemelen Minika Go yayın hayatına devam ettiği süre boyunca devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer yayından kaldırılırsa yayınlanmaya devam edeceğini de aynı şekilde düşünmüyoruz. Sonuç olarak Minika Go ne zaman kapanırsa muhtemelen o zaman da İstanbul'un Muhafızları'nın biteceğini düşünüyoruz. Fakat Minika Go'nun hala çok kaliteli mi diye düşününce pek de fazla kaliteli olduğunu düşünmüyoruz. Yani eskiden evet çok kaliteli yapımları vardı. Fakat Minika Go'nu hala kaliteli mi diye düşününce pek de öyle olduğunu sanmıyoruz. Ne diyelim, artık hiçbir çizgi dizi kanalı eski tadı bulamıyoruz ve muhtemelen 14 Haziran'da Disney Plus'ın gelişiyle de eski yapımları izleyerek bayağı keyif alacağız ve eski yapımların tadıyla da bayağı eğleneceğiz gibi görünüyor. Çünkü sen çok güçlüsün. Teşekkür ederim çocuklar. Hayırdır? Siz ekibi mi daha... İstanbul'un Muhafızları her ne kadar çok iyi bir dizi olmasa bile yine de ara sıra sıkılınca izlenebilecek bir diziydi. Fakat dizinin içinde yayından kalkan bölümü ve daha sonra kanal değiştirmesi ve dizinin popülaritesinin iyice artması ile evet bu olaylardan sonra dizi kendi içinde olmadığı kadar popüler oldu ve kanal değiştirmesiyle de kısa sürede unutuldu. Biz de bu eski dizi hakkında bugün bu videodan bahsetmek istedik ve bir nevi de olsun nostaljinin etkisiyle İstanbul'un Muhafızları'na değindik ve böylece eski bir dizi hakkında konuşmak da bayağı harika oldu denilebilir. Bunların dışında videodan keyif aldıysanız videoya like atabilir ve abone olabilirsiniz ve video hakkında herhangi bir düşünceniz varsa da bunu yorumlarda yazmayı unutmayın.
Yeni videolar için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdilik başka arka videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sağlık ile kalın. Hoşça kalın. Bay bay. You